Mert abi hadi çekelim. Allah. Allah. Şoför yok. Nasıl şoför yok? Araba yok zaten. Kastım nerede? Kastım köşe başında abi. Hadi çıkalım ben. Neyi düşünüyorsun? Tamam onu kim sürecek onu düşünüyorum şu an. Olursun da turunu alacağız. I got problems on problems on problems on problems on problems on problems I solve them. I run through the money, the pressure be calling. Left on my blessings, I feel like I'm falling. The birdie is back, tell me I'm garbage. I'm going through something, that's why I ain't calling. Phone in progression, it's all that I wanted. A foe in affection, I summon and dub it. Cause I got problems on problems on problems on problems on problems on problems I solve them. I run through the money, the pressure be calling. Left on my blessings, I feel like I'm falling. The birdie is back, tell me I'm garbage. I'm going through something, that's why I ain't calling. Phone in progression, it's all that I wanted. A foe in affection, I summon and dub it. Why you be don't hang with a who line for nothing. I see that we different, you riding, I double my don't do discussions on bragging by hundreds. Don't go to your places, I know that they sunken. Don't call me. Ozancığım bildiğin gibi en son Kocatepe Üniversitesi'ndeydik, Afyon'daydık. Oradan geldik, şimdi de nereye? Hacettepe'ye. Perşembe günü Marmara Üniversitesi'ndeyiz. Ben hayatımda bu kadar çok okula gitmedim ya okul zamanı. Gerçekten beni böyle koşturuyorlar. İçeride neler var neler yok. Bir de ona bakarsan benden sana böyle uzun ufaktan bir Mazda Tin Yeşil yapıyoruz. Opel Insignia. Bildiğim bir tane dip bilek yapıyoruz yine. Ultra parlak siyah Mercedes. Seramiklerimiz var ve bu böyle devam ederken arada böyle de arkadaşlarla söyleşilerek kaçıyoruz. Ben kaçıyorum, sen içeriye gidiyorsun. Devam ediyorsun, bizimkilere sararsın. Haydi. Evet Ertuğrul'cum, artık sana da bu kameramanlığı yakıştırıyorum diye düşünüyorum. Direkt arkadaşlar Ozan nerede abi dedim, Ozan arkadaşları seni de bu şekilde eğitmeye devam ediyoruz. Şimdi Hacettepe Üniversitesi'ndeyiz. Arkadaşların gerçekten çok güzel bir topluluğu var. Logoları da oldukça güzel. Aracın pistonunu kendilerine göre uydurup içine de hayatını hemen uyduruvermişler. Yapan arkadaşın eline sağlık. Şimdi hepsi burada bekliyor. Sohbet, muhabbet, soru, sual. Bakalım neler soracaklar, ne yapacağız, sessiz mi geçecek, enerjisi yüksek bir sohbet mi olacak, ben de merak ediyorum. Bazı arkadaşları iş yerlerinden geldiklerinden, bazılarını spor salonlarından tanıyorum. Sen de biraz tepki abi, versene oğlum ya. Abi veremiyorum çünkü. Ya bu Ozan 1, bu 2. Arkadaşlar YouTube çekimlerinde nasıl mesela? Var mı tepki? Yok. Sen bunlara bak bak şöyle. Hepsi gencecik adam ya. Bak şöyle. Niye bu kadar donuksunuz diye bir soru var arkadaşlar. Hadi bakalım. Bize ver başlayalım. Bize ver başlayalım. Allah yardımcınız olsun. Kimi okumak zorunda olduğu için okurken, kimi de okumak için okuyor, kimi de gerçekten okuyor. O yüzden burada da farklı farklı mutlaka görüşler vardır. Kimisi annesi babası okulu bitirsin diye 4 senelik bir iş yapıyordur, babasının işini yapacaktır. Kimi babasından dedesinden kalan tarlayı tapanı yiyecektir, onu bekliyordur. Ama yine de takılıyordur diye düşünüyorum. Yanlış mı? Doğru. Doğru teşhis, çünkü hayatın gerçeği bu. Hadi bakalım gidelim. Öncelikle hoş geldiniz arkadaşlar. Muhtemelen sınav haftası sanırım. Koşturuyorsunuz falan. Onun için çok görmüyorum. Yani arkadaşlarım bazıları koşturuyor, sınavlara falan filan gidiyor. Ama ben alışkınım okul ortamlarına. Biraz önce de Instagram'da zaten söyledim. Ben hayatımda o kadar çok fazla okula gitmedim okul döneminde. Liseye kadar okudum zaten. Evet, muhabbet var. Ben hiç tanımıyorum zaten bundan sonra. Geldi bana merhaba abi. Merhaba bir kardeşim. Geldi sana bir...
gıcık oldum falan dedim. Ben de hayırdır dedim. Böyle dedi, hem dedi orta yaşta hem dedi spor yapan karizma bir abimsin dedi. Benim dedi ayarımı bozuyorsun dedi. Ben Reymen dedim. Ben şimdi sosyal medyaya bilmiyorum ki ters döndüm baktım Reymen 3 milyon takipçi var. Merhaba dedim ben Mustafa. Sohbet muhabbet. Oradan tanıştık. Sonra spor kadronuna geldi. Reymen bana Instagram'dan yazdı. Mustafa abi sen de gelseydin falan dedi. Dedim aa kardeşim hani müsait değilim. Bir de ben Hacettepe Üniversitesi. Evet Ertuğrul'cum, İstanbul'dan bir tane misafirimiz var. Epotuzumuz komple emiş olacak. Önce kabut, iki çamurluk, ön arka tampon, yan marşfiller, egzoz çıkışları, ayna kapakları, kaliper kapağı, jant, lastik değişimi. Ne var ne yok komple değiştirip İstanbul sokaklarında nerede gri olarak göreceksiniz arkadaşlar. Tabii ki bu değişimi Ertuğrul, Mert, ben nasıl çekeriz ben de bilmiyorum ama şimdi araba gördüğünüz gibi klasik bildiğimiz F30. Bunda pek fazla bir şey anlatmaya gerek yok. Aşinasınız. Tabii ki bundan sonrası işçiliğe bakacak. Aracın tamponlarının ayarları, tamponların değiştikten sonra kabut ayarı, çamurluk ayarı ve ufak tefek ince detaylarla beraber nerede gri ile beraber sarı mı yapacağız? Sarı detay mı istiyorsunuz? Araç sahibi arkadaşımız burada. Nardo gri yapılacak. Nardo gri. Onun haricinde kaliper kapağını sarı mı istersin, kırmızı mı istersin? Nasıl bir detay istersin? Nardo gri ile kırmızı da güzel olur. Yani kırmızı daha böyle güzel ve patlatır diye düşünüyorum. Egzoz çıkışlarını ona göre ayarlayalım. Yanı kuşlu olabilir. Klasik Akropovic'ten de çıkabiliriz. Aynen. Ona göre devam ederiz. Cam filmi olabilir. Evet. Bunların gibi eksiklerini, ayna kapağı, onların hepsini zaten konuştuk. Filmin başı böyle. Sen Instagram'a, ben oraya buraya koşturmaya devam. Bu arada arkadaşlar sizleri seviyoruz. Görüşürüz. Arkadaşlar before after'lı arabamız sizlerle biliyorsunuz araç beyazdı. Önce Nardo gri rengine karar verdik. Daha sonrasında aracın ön arka tampon, yan marşfilleri, ön kaput, iki çamurluk, ön böbrek dediğimiz BMW'lerde hiç vazgeçilmez böbrek olarak geçen ayna kapakları ekstra emiş olarak değişti. Arka spoiler'ı Akropovic değişmez olan her zaman egzoz uçları ekstra arabanın emniyet kemerlerini mavi yaptık. Sonrasında hem karbon direksiyon bir yaptık. Tamamını karbon yaptık. Güzel bir cam filmi çektik. Sarı kaliper kapağı taktık. Ve araç şimdi sunuma hazır. Mert Bey fotoğraflarını çekerken ben size ufaktan anlatayım. O zaman da videolarını güzelce çeksin diyelim. Şu anda biraz garaj sakin. Bir tane G'imiz var. G'yi yapmaya devam ediyoruz. Taksici arkadaşımız arabasında hala aynı kalmadı. Ramazan abi selam. Bugün günlerden cumartesi. Bakalım bu montajdan sonra bu ne zaman bitecek bilmiyorum o zaman. Kolay gelsin. Bende bir şey var mı? Yok abi, teşekkür ederim. Hadi bakalım. Yekta'cımla beraberiz. Bugün cumartesi arkadaşlar. Yekta öyle büyük bir sevgiyle geldi ki bir patlama yaşadı. Anlatamam size. Ben bile anlayamadım zaten. Yekta sen anladın mı? Hiç anlayamadım. Hiç anlayamadım. Öyle bir koşup geldi ki nasıl bağırdın? GMG! GMG diye bağırdı sağ olsun. Yekta'cıma ufaktan bir YouTube videosu çekelim dedik. Artık ilerleyen dönemde bu videoda kendini izlersin. Olur. Büyüdüğün zaman da vay be dersin. Olur mu Yekta'cım? Teşekkür olur. Ediyoruz. Ayağına sağlık. Ali Bey'i tanıyor musun? Evet. Nereden tanıyorsun? YouTube'dan. YouTube'dan. Aran nasıl, iyi mi? İyi.
Değil mi? Evet. Hangisini çok seviyorsun? Hepinizi. Hepiniz. Allah razı olsun. Biz de seni. İşte arkadaşlar, tabii ki buraya gelen gidenimiz de var. Yine bu arkadaşlar da arabasını kaptatmaya geldi. Mustafa abi beni tanıdın mı dedi. Cevabını aldı. Sağ ol abi. Ozan'cığım şu anda İzmir'de olduğu için biz burada kendimiz bir şeyler çekmeye çalışıyoruz telefondan. Umarım ses iyi gelir Ozan, sen ayarlarsın. Abi geziyorsun, piyasadasın. Vallahi Ramazan'da böyle arkadaşlar arabayı görsün diye gezmediğimiz Ankara'nın caddesi, sokağı hiçbir yeri kalmadı. Tepkiler çok güzel, sağ olsunlar. Biraz önce de İhlas Haber Ajansı'ndan aradılar. Yarın çekimimiz olacak. Tabi bu arada GMG Garaj Ramazan dolayısıyla biraz sakin olduğu için arkadaşlar pek piyasada görünmüyoruz. Bir tane BMW'miz var, şeffaf kaplamıştık. G30'umuz. Onu şimdi Nardo Grey yaptık. Bir Mercedes'in tamponunda şeffaf sorunu çözüyoruz. Bir de yıllardır Utku dediğimiz 12 yıllık tanıdığım, büyüttüm ellerimle, rahmetli babası buradan nur içinde yatsın Özgür abi. Bana çok arabasını yıkatmıştı. Chevrolet Cruze vardı. Ondan sonra bir Passat CC aldı falan. Vay vay vay, hatıralar işte. Çok güzel şekilde devam etmiştik. Sonra tabii ki oğlu büyüdü, bir iş adamı oldu. Şimdi arabanın sahibi oldu ve devam ediyor. Babadan ola derler ya, bir şekilde gidiyor. Ne oldu ya? Özgür abi mi aldın? He ya. Camı düzgün silmezdik ne derdi? Kavanıza sıçarım lan, camı düzgün silmezdik derdi. Ve ön cama hep takılırdı. Ön cama iyi silmediğimiz için bize hep kızardı. Rahmetten alın buradan. Herkes nur içinde yatsın inşallah. Arkadaşlar bu arabayı da bitirdikten sonra sessiz sakin devam ediyoruz. Başka da pek bir şey yok. Bir tane sanırım şeffaf var. Mert Bey kendi arabasını, body kitini falan taktı, montajını taktı. Böyle gidiyor. Şahin ne oldu ya? Şahin yok abi. Şahin nerede lan gerçekten? O Cihan var ya, o Cihan döşemedi, Cihan döşemedi. Ne haber Kerem? İyi Asimler. Bakayım dişine. Ben de ya dişlerim. Ben de dişlerimi yaktıracağım artık. Hep dişlerime spor atıyorlar. Kenan 2 saat 12 dakika var. Yusuf 11. 2 saat 11 dakika var. Gidiyoruz. Arazi Serdar'ın dedesi vefat etti. Nur içinde yatsın. Yeni geldi Kayseri'den. Böyle hayat devam ederken arkadaşlar bir spora gittik geldik orada biz. Bir tane S90 geldi. Şeffaf yapacağız. Bir tane King plakalı Passat R-Line. Neydi lan bu? Arteon geldi. Sarıdan füme, parlak füme yapacağız. Utkun'un arabası bitmek üzere. Ve herkes bitik şu anda gördüğün gibi. Uygar'a bir bakar mısın? Niye çöktün lan? Nereye gitti? Ayak uydurayım diye. Salih Şahin ne oldu? Adam arabasını satmamış ki. Satmamış. Yalan söylemiş sana. Abi sen ona benim bana gel. Oğlum sen ya. Yağmurlu havada ya su yok. Ya bırak şu işleri ya. Arabayla geziyor, sinep atıyorsun. Geç şu işleri ya. Arkadaşlar, sayın YouTube severler. Uygar arabasını satmamış, bizi yiyor. Hayır abi, sattım. Hayır hayır, bir saniye. Ozan. Yemin etsene, hoşçakalın. Biz Şahin kaplamıyoruz demedik. Şahin kaplıyoruz ama arkadaş kaplattırmıyor arabasını. Hayır. Bırak şu işleri. Yok, Şahin kaplamıyoruz abi. O bir seferliğe mahsus. Abi o bir seferliğe mahsus. Neyse Ozan'cığım, Şahin'i bir şekilde yaparız inşallah. Arkadaşlar görür. Bayramdan önce bence yapalım da bitsin, bayrama doğru atalım. Uygar'cığım, bizim arabamızı yıkamadığın için seni kınıyorum. Mert Bey, sen de kırmızı ışıklarda geçmişsin bugün arabayla. Her gün aynı yerden geçiyormuşsun. Topluma faydalı bir birey olarak gözükmen lazımmış. Gözükmüyorsun. Arkadaş renk körü olabilir abi. Her gün aynı kırmızı ışıkta geçiyor. Ali Bey. Yine havalis derken neyi kastediyorsun? Efendim başkanım, spor yaptın mı? Yaptım, yorgunluktan ölüyorum Ali Bey. Başkanım benim Allah'a Ali Bey, ben seni hiç aldın mı? Ya Allah'a ben abi, abi yok, abi yok. Bir şey elinde kalır. Vallahi, elinde kalır, bakayım. Dokunma. Şeyi çekme lan yemin. Başkanım vallahi bir yerinde kalırım bak. Kur'an çarpsın bir daha. Kestirmiş. Ya başkanım vallahi ben ya. Alayım lan. Acayip ya, şeyim. Ya, bir omuzuma atayım. Vallahi. Omuzuma bir atayım. Vallahi benim neyim? Omuzuma bir atayım. Vallahi sonra vebal çık. Ya Allah'ını seversen ya. Öp beni bırakayım. Senin yapacağın ölürsem herhalde.